Merhabalar arkadaşlar, bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Geçen derslerimizde işlemiş olduğumuz hapishane işi, nazar boncuklu hapishane işi modelimizin, örmüş olduğumuz modelimizin kapamasını yapacağız arkadaşlar. Aparatlı kapamasını yapacağız. Aparatlı kapama hapishane işlerimize nasıl uygularız onu göstereceğim. Bu nazar boncuklu bilekliğimizin videosunu daha önceki derslerimize çekmiştim. Videolarım kısmından girip oradan bakabilirsiniz yapılışına. Bugün kapamasını yapacağız arkadaşlar. Aparatlı kapamasını. Aparatlı kapamamız için gereken malzemelerimiz kapsül, kapaklarımız, papağanımız, halkalarımız, 2-3 santimlik zincirimiz, uzatma zincirimiz, gözlü ve tepeli çivimiz, materyallerimiz, ucunda süslemek için kullanacağımız elimizde ne varsa ya da zevkimize göre hoşumuza giden aparatlardan, 6 milimlik kristalimiz, içindeki renklerden 6 milimlik kristal kullanabilirsiniz kapsül kapakların dışına kullanmak için, süslemek için materyaller. Ben 6 milimlik kristal kullandım. 4 milimlik basık kristal kullandım uçlarını süslemek için. 6 milimlik kristali de kapsül kapakları kapatmak için kullanacağım. Penselerimiz, takı penselerimiz arkadaşlar. Düz uçlu pensemiz, yuvarlak uçlu pensemiz. Bu penselerimizi çivi kıvırmada kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapımına geçelim arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce bakın, yapımında ucunu bu şekilde başlamıştık. Ucunu bu şekilde başladığımız şekliyle, haliyle de kapatabiliriz. Buraya sık iğne gidip şeklimizi bitirdikten sonra sık iğne, biraz 6-7 sıra sık iğne gidip buraya bir takma yeri yapabiliriz. Yapıştırma aparatlarımız varsa, bu kapamalarımız kapsül kapama. Bunu çivilerle tutturacağız bu kapamamızı. Ama yapıştırarak yapacağımız kapamalar da olacak. Eğer böyle bir kapama tercih edersek, yapıştırmak için de tabii ki burayı sık iğneyle örüp yapıştırmamız gerekecek. O tarz kapamalarda sık iğne yapabiliriz. Yine daha rahat kapatabilirim diye düşünürsek yine sık iğne yapıp da kapatabiliriz ya da direkt şu ucundan çiviyle tutturup da kapatabiliriz. İki haliyle de göstereceğim arkadaşlar. Sık iğne yapıp kapatmayı, bir de bu haliyle kapatmayı göstereceğim. İkisini de öğrenin. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Bir de şöyle düşünelim arkadaşlar. Şöyle ki kapamanız belki hapishane işinize göre olmayabilir. Bakın benim kapamam, kapsül kapamam tam hapishane işime göre olmayabilir. Küçük gelebilir. O zaman da sık iğne yaparsınız. Sık iğne ile içine monteleyebilirsiniz. Yani kendiniz ayar yapabilirsiniz bu şekilde. Evet. Şimdi sık iğnemize devam edelim. Burada bitirmiştik arkadaşlar örneğimizi. Geçen dersimizde bitirdik. Şimdi sık iğnemizi nasıl gideceğiz? Birkaç sıra sık iğne gitmeyi göstereceğim. Boncuğumuzun sağına geliyorum. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Boncuğu itelim. Boncuğumuzu arka tarafa ittiriyorum. Üzerine atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Boncuğumu arka tarafa atıyorum. İpimi atıyorum. İkisini birden çekiyorum bakın. Boncuğumun sol tarafındayım. Boncuğum arkada. Şöyle göstereyim. İkisini birden çekiyorum. Boncuklarımı dışa ittiriyorum arkadaşlar. İçinde kalmasın diye. Arkaya ittiriyorum. Üzerine ipimi atıyorum.
İkisini birden çekiyorum. Bakın sık iğnem olmaya başladı. Boncuğum arkada. İpimi üzerine atıyorum. İkisini birden çekiyorum. Artık sık iğneme devam ediyorum. Bakın her deliğe tığım gelecek şekilde, her deliğe batacak şekilde sık iğnemi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Her deliği sık iğnem gelecek şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Burada şeklim de küçülüyor. Aparatınız hapishane işinize küçük gelirse bu şekilde de uygulama yapabilirsiniz. Çivilerinizle rahat bir şekilde tutturabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde biraz ben öreyim size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi tamamladık arkadaşlar. Bir tane zincir çekip örgümü, sık iğnemi bitiriyorum. Ve ipimin ucunu kesiyorum. Çakmağımla yakıyorum. Ki çıkmasın diye. Bakın şu şekilde sık iğnemiz oluştu. Bir sık iğne de kapamayı, bir de bitirdiğimiz haliyle de kapamayı göstereceğim ki iki türlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çivilimimizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın gözlü çivilerimiz var. Gözlü çivilerimize penselerimizin yardımıyla ucunu açıyorum arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde ucunu açıp şöyle kancasından geçirebilirsiniz. Diğer tarafta da bir diğer şekliyle göstereyim. Daha kolay yapımına. Çengelimizi şöyle penselimle tutuyorum. Bakın sık iğnenin içinden kancamızı geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Biraz ittirin. Sıkı yapınca biraz geçmesi zor oluyor. Bakın geçti. Kancamızı geçirdik. Bunu da şöyle yuvarlak uçlu pensemden yardım alıp ucunu şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Onu da şöyle ittiriyorum. Bakın kancamı buraya taktım. Kapsül kapağımı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Burada bir boşluk var bakın kapsül kapaklarımızda. Bu boşluğu doldurmak için de 6 milimlik kristal kullanmamız lazım. İçindeki renklerden bakın. Açık mavi olur, lacivert olur, beyaz olur, gümüş rengi olur. Elinizde hangisi bulunuyorsa arkadaşlar. Ben açık maviyi tercih ettim. Biraz şöyle bakın. 1-2 santimlik bir boşluk bırakıyorum. Şöyle daha sonra kesiyorum. Bakın pensemizin şu kısmı kesen kısmıdır. Oraya bastırdığımızda, sağ sol yaptığımızda çivimiz kesilir arkadaşlar.
tutuyorum elimle. Bakın boncuğumun dibinden karşı tarafa çivimin boynunu büküyorum yuvarlak uçlu pensemle birlikte ve ucunu hafiften kendime doğru şöyle büküyorum arkadaşlar. Pensemin şurada, şuradaki ayarından, bakın şöyle yaptığım zaman şuradaki ayarından, çivim burada, yuvarlak uçlu pensemin şuradaki ayarından tutup elimi, bakın bileğime bakın, hiç çevirmiyorum. Hop. Bu hareketi, yani şöyleyken şöyle döndürme hareketini yaparak çivimi büküyorum arkadaşlar. Ve sağlam olması için tam dibine sıkıştırmamız lazım çivimizi. Sıkışmadıysa hafif ucunu açarak iyice sıkıştırıyorum bakın. Bu şekilde çivimizi kıvırdık arkadaşlar. Bir de şurayı da şöyle düzeltelim. Bir de diğer tarafına kıvırmayı göstereyim. Bakın çivimizi gözlü tarafından illa çengel yapmak zorunda değiliz. Bazen öğrencilerin bu şekilde çengele geçirmekte zorlanıyorlar. Ben çoğunlukla onlara şöyle bir yöntem öneriyorum. Sizlere de aynı şekilde. Bakın çivimizi şöyle hapishane işimizden geçirip kolaylıktır, püf noktasıdır, pratikliktir geçiriyorum. Bakın böyle döndürmeniz daha kolay. Şöyle ucunu kapatıyorum çivimin. Bakın bir çengel zaten oluşturmuş oldum. Daha kolay, daha pratik bu çengel yapımı. Evet, şurayı da düzeltiyorum. Çiviniz böyle uzunsa daha sonra yine kullanabilirsiniz. Şuradan kesiyorum orta kısmından. Sağ sol yapıyorum. Ve kesiliyor. Kapsül kapağımı kapatıyorum. Şurada yakmam gereken ipim varsa onu da yakıyorum. Çıkmasın diye. Kapsül kapağımı kapatıyorum. Bakın. Sonra 6 milimlik kristalim. Onu takacağım arkadaşlar. Kapsül kapağımın üzerindeki boşluktan çivim çıkmasın diye arkadaşlar. Yine kıvırma, çivi kıvırma şeklini gösteriyorum. Çivimi boncuğumun hemen tepesinden, dibinden karşıya büküyorum bakın. Sonra ucunu kendime doğru hafiften bir yuvarlatma hareketi. Sonra pensemin şuradaki, bakın şurada 1 santimlik falan bir ayarı var. 1 santim içe doğru. Şöyle tutturup bakın bileğime bakın. Bu şekilde döndürüyorum arkadaşlar. Ve kapamam hazır. Oynamaması için ucunu hafif daha, biraz daha açıp tekrar iyice dibini sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Oynamaz şekliniz de güzel olur. Bakın her iki ucunu da kapattık. Şimdi uzatma zinciri yapacağım arkadaşlar. Her bileğe uygun hale gelsin diye uzatma zinciri yapacağım. Hem bileklerde ayarlama yapılabilir. Her bileğe uygun hale getirilebilir. Hem daha şık, daha güzel bir görüntü elde etmek için uzatma zinciri yapacağım. 2-3 santimlik şöyle zincirim var arkadaşlar. Biraz daha kısaltabilirsiniz. Hatta biraz daha kısaltalım. Kestim zincirimi. Ucunu arasında açıp da şey yapabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Kesebilirsiniz arkadaşlar. Ucunu çivimin hafiften açıyorum. Zincirimi arasından geçiriyorum. Ve çivimi tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Buraya
halka ve papağanımızı takacağım. Bakın halkamızın ucunu pensem yardımıyla hafiften açıyorum. Çivimden geçiriyorum. Papağanımın bölmeli kısmından geçiriyorum. Ve ucuca denk getirip kapatıyorum arkadaşlar. Halkalarınızı ucuca denk getirin ki açılmasın. Şimdi şu zincirimin uç kısmına bir süsleme yapmak istiyorum. Böyle hoşunuza gittiği şekilde süslemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Zincirimin ucuna halka da takabilirim. Zincirimin ucunu açarak da aparatımı, materyalimi oraya yerleştirebilirim. Zincirimin ucu nasıl açılıyor onu da göstermiş olayım. Düz uçlu pensemle tutuyorum bakın. Zincirimin ucunu diğer pensemle kendime doğru şöyle açıyorum. Materyalimi de içinden geçirip ucuca denk getirip kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Taktım. Şuraya minik biraz dokunuşlar yapmak istiyorum. Süslemeler yapmak istiyorum. Hem de böylelikle çivileme de göstermiş olurum arkadaşlar. Çivilemeyi de buradan biraz öğrenmiş olursunuz. Bakın tepeli çivimiz. 4 benimlik kristalimi içindeki renklerden seçebilirsiniz. Alıyorum, geçiriyorum. Şu şekilde kesiyorum. Boynunu, bakın tutuyorum boynunu. Karşı tarafa büküyorum. Ucunu da kendi tarafıma doğru çeviriyorum. Şöyle tutuyorum. Ve çeviriyorum. Bakın çivilememi yaptım. Ucunu tamamen kapatmayın. Onları da bu şekilde buralara takabilirim. İkinci sefer göstereyim. Hem de diğer boncuğumuzu yapmış olalım. Çivimi geçiriyorum. Kesiyorum biraz. 1-2 santim kadar biraz boşluk ara bırakıp dibinden boncuğumun dibinden karşıya ucunu kendime doğru çeviriyorum. Pensemin 1,5-2 santimlik kısmından şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Tamamen ucunu kapatmadan bırakıyorum. Bunları zincirlerimize takacağız. Şurada bir materyalim var, yaprak şeklinde. İçinde olan lacivert rengimden oraya takmak istiyorum. Halkamı açtım. Yaprağımın bölmesinden geçiriyorum halkamı. Şöyle biraz sıkıştırayım. Materyalimizden halkamızı da geçirdik. Yaprak şeklimizden. Şöyle alttaki materyalin üzerine ikinci ya da üçüncü halkamızdan geçirip ucuca şöyle denk getireceğim. Şu şekilde ve kapatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle yaptık. Şu şekilde. Ve şu boncuklarımızı da birini sağına, birini soluna monteleyeceğim arkadaşlar. Ucunu açalım. Yuvarlak uçlu pensemizi de yapalım. Ucunu hafiften açıyorum. Bakın. Şöyle. Şuradan
geçireceğim. Bu süsleme sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Nasıl ucunda süsleme yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Bir tane materyal sallandırıp ya da kristal. Sizin zevkinize bağlı artık. Nasıl süslemek istediğinize bağlı. Şuraya da bir tane yapmak istiyorum. Sağlı sollu takarsanız hepsi bir tarafa toplanmamış olur arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde taktık. Metal materyalimi de şuraya takmak istiyorum arkadaşlar. Şurada bir hoş bir görüntü olur diye düşünüyorum. İçinden çivimi geçirdim. Yine bunu da aynı şekilde çivileme yapacağım. Ucundan birazcık kesiyorum. Boynunu büktüm. Tam tepeden karşıya. Ucunu kendime doğru. Bakın elimi şu şekilde tutuyorum. 1 santimlik bir ayardan sonra büküyorum. Ucu açık. Şuraya montelemek istiyorum. Ve süslememi bu şekilde sonlandıracağım. Son halini göstermek istiyorum size de. Evet. Şeklimiz tamamlandı arkadaşlar. Bakın. Çok şık. Çok güzel bir süslememiz oldu. Şöyle aparatımızı da şu şekilde, papağan kapamamızı da şu şekilde zincirimizi takıp zincirimizi papağanımızın gagasının geçeceği şekilde orta boy zincir yaparsak iyi olur. Bütün bileklere ayarlama yapabiliriz arkadaşlar. Çok güzel, çok şık bir bilekliğimiz daha kullanıma hazır arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.